Özür dilerim, kusura bakmayın. Ne var mı lan güzel, sıkıntı değil. Tamam. Ben kötü oldum ya. Rahat ol, ben de kötüydüm az önce. Ağlamak ayıp değil. O senin ağla ablam. Aynen. Kardeş başka bir şey. İnsanın anne babasıyla olan duygusu başka bir şey. Ama kardeş başka bir şey. Aynen. Film gibi bir hayat işte. Allah acılarını göstermesin. Amin. Umut, sana da böyle bir güç geldi gibi ya. Ben çok mutlu oldum. Kendime geldim. Değil mi? Yok, evet. Onlar çünkü mesai arkadaştı. Çay içtiler, sohbet ettiler. Onlar birbirlerini daha önceden tanıyorlardı. Ha? Değil mi? Yok, ben babamın yanına ara sıra gider gelirdim. Ama aha, fazla görmezdim öyle. Babam çalışırdı, ben başka bir yere çalışıyordum. Görmüyordum yani. Fazla teşvik görseydim. Biraz çalıştım, sonra ayrıldım. Ha sen sonra ayrıldım. Ara sıra gelirdim ben babamın yanına. Ha sen Mehmet abi boyadaymışsın. Evet. Aynen, ben başka bir yerdeydim. Sen başka bir atölyenin başka bir yerinde. Yok, ben başka bir fabrikadaydım. Ha, başka fabrikadaydı. Babamın yanına ara sıra giderdim öğlen araları falan. Ha. Ama onları Mehmet'im abi görürdüm ama babam konuşurlardı. Öyle gitmezdim. Kardeşi. Sen dün hiç hatırlamadın değil mi Mehmetcan görünce? Aklına gelmedi. Ama Mehmetcan pek bir mutlu oldu ha? Evet. Geceden beri hiç duramıyoruz zaten. Hiç o zaman dostum şöyle bir sıkı sıkı bir sarılsanız mı yahu ha? Ha? Şöyle bir sarılsanız mı sıkı sıkı? Ya hep var, hep sarılırım. Hep olsun da. Ha? Gel ablam, siz de böyle oturun. Aile boyu şöyle. Gel. Ha. Ay vallahi Umut Gaziantep'ten çıkıp geldiğinde bir başına... Bir ufak çantasıyla çıkıp geldi buraya. Bir umut geldi gerçekten. Şimdi 19 yılın ardından ailesini buldu. Gerçek annesini, babasını, kardeşlerini. 2 yaş var aranızda. Mehmetciğim, abin Umut yanında. Ha? Nasıl bakıyor sana? Maşallah Mehmetcan da güzel çocuk, yakışıklı çocuk. Ha? Allah acılarını göstermesin. Amin, amin. Allah onlara uzun ömürler versin. Ya ben Mehmetcan'ı tanıyorum dediğinde ben şok oldum ya. Ben de şaşırdım, ben hiç inanamadım. Beraber Mehmetciğim, aynı yerde beraber çalışmışız. Ben ara sıra gelirdim. Diyor ya, duyuyordum babamla ikisini zaten ben diyor. Ben konuştuklarını gördüm böyle. Kim der ki, ben oğlumla aynı yerde çalışıyorum. Kader kısmet. Derler ya, Allah'ın adaleti şaşmaz. Evet. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama niyeyse bir Mehmet'i görünce ayrı bir rahatladın sanki. Ha? Aynen. Aynı yaş grubu değil mi? Destek gördü. Destek oldu. Daha iyi sanki, bir iyi hissettin kendini. Öyle mi Umut? Evet abla. Öyle. Canımın içi. Bir telefon var. Evet, buyurun. Yıllardır belki sesini duymuyorsunuz. İlk evliliğinizden olan kızınız. Fatma. Fatkoş. Bak neler söyleyecek şimdi. Evet. Ortamı biraz gelecek zannedersem. Öyle mi? Bilmiyorum biraz ama. Çok gelecek ortamı. Ben şey yapmayayım, konuşmayayım. Belki de güzel konuşmak bir şey söylerim. Dur bakalım abi. Belki Umut'la ilgili şey yapacak, konuşacak. Bilmiyorum da, ama o da eminim. Sonuçta Umut'un üvey ablası, ya üvey ablası demeyelim ya. Ablası oluyor, aynı anne evet çünkü. Ama ortamı geleceğinden eminim, bilmiyorum. Yok, öyle yerde olmayalım. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Anneniz burada, anneniz de 19 yıl sonra oğlu Umut'a bu stüdyoda kavuştu. Alo, duyuyor musunuz Fatma Hanım sesimi? Evet, duyuyorum. Türkan Hanım 19 yıl sonra oğlu Umut'a kavuştu bu stüdyoda. Siz de yıllardır ayrıymışsınız annenizle. Kaç yıldır görmüyorsunuz annenizi?
Ya ben kaç yıl oldu tam bilmiyorum ama bayağıdır annemi görmüyorum. Yani küçüklüğümden beri görmüyorum. Şu an kaç yaşındasınız? Ben şu anda 28 yaşındayım. Oo, 28 yaşındasınız. Evet, 28 yaşındayım. Küçükken işte beni bırakmış gitmiş. Kaç yaşında, yani kaç sene olduğunu bilmiyorum. Küçükken derken siz yani ilkokulda mıydınız o zaman? Evet, ilkokuldaydım o zaman. Nerede? 20 yıldır. 20 yıl önce diyelim yani. 20 yıldır. Evet. Evet, öyle. Fatma kardeşim, ne hissediyorsun peki? Annene ne söylemek istersin? Vallahi anneme bir şey söylemek istemiyorum. Anneme ne söyleyeceğim? Yani beni küçükken bırakmış gitmiş, kardeşimi bırakmış gitmiş. Kardeşime ben sahiplendim, ben baktım. Tamam, ben bir şey demiyorum. En büyüğü sen annemle... miydin Fatma? He. En büyüğü sen miydin? Efendim? Çocuklar arasında en büyük sen miydin? Hayır, ben değilim en büyükleri. En büyükleri benim ablam, o da Aydın'da. Benden sadece bir yaş büyük. Ha. Aydın'da oturuyor. O burada oturmuyor, Antep'te değil yani. Siz bir kardeşiniz daha var sizin, annenizin. Evet, Umut. Benim bir kardeşim, efendim? Umut var stüdyoda şu an. Türkan, evet. Hanım'ın Mehmet Bey'den olan çocuğu. Ya ben çocuğa çok üzüldüm şu anda. Hı-hı. Ama... Çocuk sonradan çıkmış gelmiş yani, dünden beri yapmadım çocuğa, bayağı bir üzüldüm. Yani bu annemin şeyli, annem adamla sevgili oluyor, bu çocuğu işte şey yapıyorlar işte sevgili olarak. Yani bu çocuğun günahına işte vebaline, hepsinin günahına vebaline gitti. Yani bizimki de öyle oldu. Ben o çocuklara da acıyorum, acımıyorum değil. Ama bizim günahımıza da, onların günahına da girdi, bizimkine de. Yani biz... Ben de yani annemin olmasını isterdim. Benim babam öldü. Yani hiç kimse annesinin olmasını istemez mi? Yani ben isterim şahsen. Herkes annesinin olmasını ister ama bizi küçükken bırakmış gitmiş. Fatma, erkek kardeşimi ben evlendirdim. Sizi kim büyüttü kardeşim? Benim kardeşim. Bizi babamız büyüttü. Bize babamız baktı. Ondan sonra bizi babamız evlendirdi. Erkek kardeşime. Ben babam öldükten sonra erkek kardeşim benim yanıma aldım. Hmm. Benim eşim sağ olsun. Benim eşim baktı, kardeşime büyüttü. Ondan sonra kardeşimi evlendirdi. Fatma. Efendim. Affetmek ister misin? Ben affedemem ki ne. Ya bu saatten sonra nasıl affetmemi bekliyorsunuz? Beni küçükken bırakmış gitmiş. Şu anda ben ellerim ayaklarım titriyor. Yani ben kendimi stüdyoda gördüm. Çok acıdım yani, böyle bir tuhaf oldum yani. Beni bırakıp gitmeseydi... Kendine her şeyin feda olsaydı, babam öldükten sonra bize baksaydı, bizim yanımızda kalsaydı, her şeyimiz kendine feda. Babamdan ayrılmış olabilirler, her şeyi yaşamış olabilirler. Ama evlenebilirler, babamı bırakıp yalnızca evlenebilirdi yani. Bize yine sahip çıkabilirdi, öyle yapabilirdi ama annem bunu yapmadı. Türkan Hanım, siz kızınıza bir şey söylemek istemiyor musunuz? Sizinle konuşuyor. Bir anlatın siz de kendinizi. Tamam, bak ben söylüyorum. Kötü değil. Babamla aralarına ne geçmiş bilmiyorum. Ama bizim suçumuz neydi? Türkan Hanım, biraz cevap verin siz de kızınıza. Bak, yıllar sonra bağlanmış. Anlatın siz de biraz kendinizi. Bak ben yıllar aralarında ne geçti? Bak aralarında ne geçtiğini ben bilmiyorum. Ama bizim suçumuz, kabahatımız neydi? Benim erkek kardeşim çok... Böyle ne bileyim ben, yetim öksüz kaldı, boynunu bükük bıraktı. O da ben bir taneydi ya, erkek kardeşim bir taneydi. Üç kızın üstü ne oldu? Hadi bazı şeyler milat olsun, dönüm noktası olsun. Ha? Türkan Hanımcığım, sen de güzelce konuş istersen kızım Fatma'yla. Yıllar sonra bak sesini duydun. Ha? Ne bir şey diyeceğim kalbim. Ne oldu? Kızım Fatma'ya bir şey demek istemiyor biraz, musun? Konuş. En azından bir şey söyle. Sonuçta kızındır ha. Ya tabii ki evlatım. Seviyorum. Hiçbir anne bırakmaz. Hı hı. Ben de biliyorum. Ama işte kader yani. Kader, kısmet diyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.